Arkadaşlar, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte birçok öğrencimizde motivasyon kaybının yaşandığını gördük. Hem moral bozukluğu hem motivasyon kaybı önümüzdeki süreçte sınavlara gelecek öğrencilerimiz için oldukça büyük bir kayıp anlamına geliyor. Biz de bu videoda bu sokağa çıkma dezavantajını nasıl avantaja çeviririz? Bununla ilgili bir şeyler paylaşmaya karar verdik. 5 maddede planladık arkadaşlar bu sokağa çıkma yasaklarında nasıl avantaj sağlayacağımız noktasındaki görüşlerimizi. Birinci maddemiz mutlaka ve mutlaka Haziran ayındaki YKS sınavına gelecek öğrencilerimizi ilgilendiriyor. Bu öğrencilerimiz için önemli birkaç bilgi verin. Şimdi arkadaşlar daha önceki yıllarda yaptığımız araştırmalara göre son iki ayda büyük bir kitle ...motivasyon kaybını zaten yaşıyor. Yani herhangi bir sokağa çıkma yasağının olmasına gerek yok. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte gelen bıkkınlık, havaların ısınmasıyla birlikte gelen o rahatlama... ...öğrencilerimizi mutlaka ders çalışmanın uzağına itiyor. Şimdi bu süreçte arkadaşlar motivasyonunu yüksek tutan, konularına hakim olan öğrenciler sınavda mutlaka bir adım öne geçiyor. Arkadaşlar baştan beri anlatmak istediğim aslında şu... Son 2 ayı iyi değerlendiren bir YKS öğrencisi sınavda mutlaka binlerce öğrencinin önüne geçecektir. Mutlaka bu son 2 ayı iyi değerlendirin. Peki bu 2 ayda neler yapabiliriz? Eksik konularınız varsa eksik konularınızı tamamlayın. TET ve AYT'den bahsediyorum. Bol bol deneme çözün. TET ve AYT denemelerini mutlaka çözün. Çıkmış sorulara, çıkmış ÖSYM sorularına mutlaka bakın. Çözebildiklerinizi çözün. Çözemediklerinizin mutlaka çözüm videolarına bakın arkadaşlar sınavda çıkması muhtemel sorular üzerinden deneme sınavlarıyla bu kalan 2 ayı mutlaka değerlendirin. İkinci maddemiz 3. dönem sınavına hazırlanan açık lise öğrencileri için. Şimdi arkadaşlar 3. dönem sınavının online yapılacağını biliyoruz. E, online yapılacağı demek sınavın olmayacağı anlamına gelmiyor. Sınavda gireceğiniz derslerin konuları da mutlaka ilerleyen süreçlerde sizi ilgilendiren konular olacak. Dolayısıyla, dolayısıyla kitaplarınızı aldıysanız, Almadıysanız da mutlaka kaynakları edinerek 3. dönem sınavına bu sokağa çıkma yasaklarında evinizde mutlaka çalışın arkadaşlar. Bol bol çıkmış soru çözün, bol bol konu tekrarı yapın. Hem kendinizi sınava hazırlayın hem de YKS için bir altyapı hazırlayın diyoruz arkadaşlar. Sınavın online olması demek az önce bahsettiğim gibi sınavın olmayacağı anlamına gelmiyor. Burada yüksek not almak için çok büyük bir avantajımız var. Dolayısıyla bu avantajı kullanmak için konulara hakim olmak gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ortak dersleri e, yüksek notla geçerseniz diploma notunuzun da yüksek geleceğini unutmayın arkadaşlar. Üçüncü maddemiz kitap okumakla ilgili. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızda kitap okuma ile ilgili çok fazla paylaşım yapıyoruz. Kitap okumanın birçok avantajı olduğunu artık söylememize gerek yok herhalde. Bir kere kitap okumak insanın ufkunu açacaktır. Bu yatsınamaz bir gerçek sınava hazırlanan bir öğrenci için kitap okumak nasıl bir avantaj sağlar? Hemen bundan bahsedelim. Üniversite sınavlarında, açık sınavlarında bol bol paragraf soruları görüyorsunuz. Böyle uzun uza diye sınavlar, uzun uza diye sorular. Bu soruları çözmek için mutlaka kitap okumak gerekiyor. Kitap okuduğunuz zaman bu soruları hem çözersiniz hem de hızlı çözersiniz. Açık sınavında hızla ilgili çok bir problemimiz yok. Fakat üniversite sınavında hızla ilgili bir sorunumuz var. Soruları bize verilen süre içerisinde çözmemiz lazım. Uzun uzun paragraf sorularını görmüşsünüzdür. Bu paragraf sorularını çözmek için bol bol kitap okuma egzersizleri yapmanız lazım. Okuduğunuz kitabın herhangi bir konusunun olmasına gerek yok. Tarih kitapları olur, roman kitapları olur. Aklınıza ne gelirse. Ama sokağa çıkma yasaklarında mutlaka arkadaşlar bir kitapla haşır neşir olun. Sokağa çıkma yasakları bitene kadar eğer evden çıkamıyorsanız mutlaka bu sürede kitap okumayı size şiddetli tavsiye ederim arkadaşlar. Kitap okumanın şöyle de bir avantajı var. Sayısal dersleri anlamayan arkadaşlarımız yani ben anlamıyorum diyen arkadaşlarımız. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi. Arkadaşlar kitap okuyarak mutlaka algılama kapasitenizi yükseltirsiniz. Bu algılama kapasitesi yükseldiği zaman sayısal derslerde verilen bilgileri çok rahat kaparsınız. Dolayısıyla bu bilgilerle sayısal derslerinde aslında altyapısını oluşturmuş olursunuz. Dördüncü maddemiz 2022 TET AYT sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için. Biliyorsunuz ki bir sınav dönemi yani Haziran ayında yapılacak bir TET AYT sınavı için hazırlıklar genelde Ağustos, Eylül, Ekim gibi başlar. Ama bu zamana kadar temel konuları halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Ağustos ayında bizler sizlere bir program çıkaracağız Sen Hocam kanalında. Bu program dahilinde hazirana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu program temel matematik konularını halletmiş olan öğrencilere yönelik olacak. Önümüzde daha aylarca zaman var. Dolayısıyla temel matematiği halletmek için de oldukça geniş bir zamanımız var. 2022 YKS'ye hazırlanacak öğrencilerimiz için Ağustos ayına kadar mutlaka temel matematik konularını bitirmelerini öneriyoruz. Bunun için Sendeyiz Hocam'ın, Doğu Hocamızın çektiği ee, en baştan serisi videolarını takip etmeniz ve hocamızın çözdüğü soruları kendi kendinize sizin çözmeniz en büyük tavsiyemizdir arkadaşlar. İnanın temel konuları hallettiğiniz zaman Ağustos ayında çok güzel bir programa başlamış olacağız. Son maddemiz sağlıkçıların bizlere önerdiği bizlerin de sizlere önermek istediğimiz bir konu. Arkadaşlar bu hareketsiz yaşama mutlaka bir noktada son vermek zorundayız. Evde kaldığımız sürece mutlaka egzersiz yapmayı ve hareketli kalmayı e, sizlere tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili çok fazla şey söylemeye gerek yok. E, sağlıkçıların çok fazla, çok fazla önerileri var. Bu önerileri takip ederek evde mutlaka egzersiz yaparak hareketsiz kalmamaya dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu pandemi sürecini, bu sokağa çıkma yasağı sürecini sağlıklı bir şekilde atlatalım. Bu dezavantajları avantaja çevirelim ve bir sonraki sınavlarda mutlaka başarılı olalım. Hepinize şimdiden başarılar.